Ne var karşımızda şimdi? Karşımızda İrelia var. Güzel. Ya gerçi Alayun'un şu ana kadar karşısına ne geldi? Bir tane Lucian geldi. Bir de bir tür bir şey daha geldi. İkisi de çok iyi değildi Alayun'un karşısına geldiğinde. Çünkü Alayun'un karşısındaki Lucian zorlanıyor. Alayun da zorlanıyor bir yandan. Şöyle yapalım mı şimdi? Bu ne? Bakalım tınıyı verince anlayabilecek miyiz? Bir dakika, bir saniye. Dın 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 dın. Bir dakika. Anlayacağız şimdi ne olduğunu, hemen göstereceğim. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama ben onun bu arada listesini çıkarttım da şu an telefonumda. Bayağı her şey oynayacağız. Hatta en sonunda da Detroit'i oynayacağız tekrar. Bu sefer hani oyunu normalde ilk defa şeyle başladık bir saniye. Ne oldu çocuğa? Tamam. Biz Detroit'e başladığımızda kumandalı oyunla, kumandalı oyun mu? Kumandayla oyun oynamıyorduk uzun zamandır. O yüzden Detroit benim biraz alışma oyunum gibi oldu. Neden? Tamam. Detroit'e en son tekrar oynayacağız. Heavy Rain oynayacağız. Last of Us oynayacağız. 1-2 vardı sanırım onun. Detroit oynayacağız tekrar. Her şey oynayacağız kısacası. Ne o kadar tatlı ki. Bir de uçak gemim. Ben birazcık da şeye dikkat ediyorum. Sonuçta yani spoiler vermeyelim de. Hikayeli oyunlar oynarken hikayenin etkisinde kalıyorum ben kendim için. O yüzden biraz zaman veriyorum bu duruma. Normalde tabii bugün başlardık hemen ama şoku yavaş atlattık. Yani yavaş. Hızlı atlatmadık. Wow, kazıksı ne kadar fazla vuruyor. İyi, onu da kestik o halde. Yok yok, keseceğiz. Güzel. Bu kadar fazla beslememişlerdi bizi daha önce. Film izlemeyi sever misin? Bence film izlemeyi sevmeyenimiz yoktur. Değişen tek şey sanırım... Ha tabii olabilir de. Değişen tek şey sanırım uzun bir filmse eğer insana bayıp baymayacağı. Ben mesela 3 saatlik filmleri de izleyen kişi olabiliriz. Ama mesela ben Hobbit'te çok sıkılmıştım. Gerçi belki de o an şeyden dolayı olabilir. Hani o zamanlar çok fazla ilgim olmadığı için. Ama hadi bir gidip göreyim dediğim için de olabilir. Aa, buradan film önerisi yapalım mı? Ona birkaç kere vurulsa ben ona ulti atacağım. Kızım ölme! Allah seni ya! Urgot neden? Ki o zamanlar şeydi, Hobbit çıktığı zamanlarda çok böyle aman aman değildi benim bildiğim. Ya da ben küçüğüm, küçük olduğum için o zamanlarda hatırlamıyorum ama şimdi hani herkes tekrar izliyor ya sonuçta filmi. Bağlantısını kuruyor, işte kitapları çok sattı, çok olay oldu, çok haber oldu. O yüzden şimdi söylediğimde mesela aa nasıl diyor ya insanlar, o yüzden doğal olarak. Ama bir yandan da şey var şimdi, ben... Birazcık da film izlemeyi sevmenin bir yanında hani mesela bir konu işlenirken yapay işlenmiyor.
Mesela şey, Mesih dizisini izlediğim zaman, hani izledik mi bilmiyorum, spoiler vermeyeceğim. Hani normalde aklına ilk din üzerinden yapılan bir film olarak gibi gelse de ben onu öyle izleyemedim. Çok abartılmamış gördüm. Neden böyle yapıyor bu çocuk? Bir saniye. Buradan kurtulmamız iyi. İzledin mi onu? Mesih mi bahsediyorsun Tuko? Sen izlemişsindir bence. Bence izlemişsindir. Bence böyle düşünüyorum, izlemişsindir. Ama bir saniye, ilerleyeceğimi kestikten sonra bu konunun bahsini açmak istiyorum. Öneriyorum. Genelde ben bir tık daha uzak kalmayı tercih ediyorum ilk başta. Ben bir tık daha uzakta kalmayı tercih ediyorum din üzerinden ya da politika üzerinden yapılmış filmler için, diziler için. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ben House of Cards'ı izlerken ben tıpkı ikinci sınıftaydım. Ve onu... teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben House of Cards'ı izlerken hukuk hakkında herhangi bir bilgisi olmayan biri izlediğinde aynı tadı almayacak. Ama o kadar güzel işlenmiş ki dizi. Sonuçta House of Cards'ı izlerken hukuk okumayan biri bile işte senatoda geçen bir konuyu ya da işte bir artık ne diyebiliriz, bir milletvekilinin nasıl olur da işte bir başkanın yerine geçmeye çalıştığını ya da başkanın yerine geçmeye çalışmasın. Artık birazcık da sistemi biraz karıştırarak söyleyeyim. O sistemi karıştırarak o kadar güzel anlatmış ki. Şimdi Mesih'te de o var. Mesih'te ben şey bekliyordum. Birazcık daha din öne çıkacak diye bekliyordum. Ama o kadar güzel yedirmişler ki bana kalırsa. Yani normalde aklına ilk o işte kitaplarda söylenen işte insanların beklediği insan olarak izliyorsun. Ama hiç de öyle değil ben izlediğimde. Ben çok zevk aldım izlerken. Bazen tüylerim diken diken oldu. Ama yavaş yavaş güzelleşen bir dizi bence. İzlenmeli yani... İnsana bir şeyler katacağını düşünüyorum hatta. Hatta alt metni olduğunu da düşünüyorum. Çünkü o diziyi izlerken de insanlar bir şey takip ediyor. Spoiler vermeyeceğim. İnsanlar bir şey takip ediyor. Bir şeyin peşinden gidiyor ya da gitmiyor. Ama bunu böyle şey olarak yedirmemişler. Yani ne denir? Bayat bir şekilde yedirmemişler. Çok güzel yedirmişler. Ve Tuko çok seversin. Yani... Çünkü şöyle düşünüyorum, bireysel bir yorum yapıp safe passage'i açmak istemem ama izin varsa bir şey söyleyebilirim bu konuda. Yani aklımda canlanan bir şey için. Ya yazam isteyin. Yani normalleştirmişler bir yandan ama bir yandan da abartmamışlar gibi. safe passage'i açmamak için söylemekten imtina ettim aslında. Senin için şunu düşünüyorum. Genelde böyle bir dizi karşımıza geldiğinde, bir şey okumak istediğimizde birazcık daha böyle insanların ilk yoldan tahmin edemeyeceği, birazcık seni zorlayan bir şeyi görsen daha çok hoşuna gider gibi geliyor bana. O yüzden bu hem biraz kafa karıştıracak hem de böyle üzerine düşünülmüş, özenilmiş bir dizi gibi geldi bana. Konuşmalar zekice yani. Eğer onu, en azından onu düşünüyorum. Yani... Konuşmaların zekice olmasını istersin gibi düşünüyorum. Öyle isteyenlerimiz tabii ki olacaktır. Ben genelde bir diziyi izlediğim zaman aptal anlatıyormuş gibi. Bir saniye. Tabii. Ah, bunu keserdik de önüne geçti. Yani bazı diziler aptal anlatırmış gibi anlatıyor ya. Ya da olayı en sonunda veriyor. O hiç hoş gelmiyor bana. Yani izleyici 9 bölüm varsa 8'ine kadar ne olacağını bekliyor. Şöyle bekliyor ne olacağını. O yüzden onu çok fazla sevmiyorum. Yani dizi bence izleyen kişiyle beraber devam etmeli. Sırrı aynı anda çözmemeliler ama bir yandan da o zeki konuşmalarla tahmin edilebilir olmalı. Ama aynı zamanda zeki bir konuşma olmalı gibi geliyor. O yüzden mesela Mesih o konuda bana iyi geldi. Bir de şey var.
Ben onu kesinlikle öneriyorum. How to Get Away with a Murder. Aynı zamanda House of Cards. Bunlar hukuk bölümü öğrencisi olmasak bile izlerken çok zevk alacağımız diziler. Eğer arayışta olan varsa kesin izlesin yani. İnanılmaz güzeller. Ben özellikle mesela dizileri izlerken de şeye çok dikkat ediyorum. Şimdi bir dizinin içerisinde seni izleyici olarak dizinin dışında bırakıyorlar. Mesela House of Cards'da öyle bir şey yok. Dizi senin yani... Oradaki bir karakter izleyiciyle konuşuyor. İzleyiciyi diziye yabancılaştırıyor. Bu çok güzel bir şey. İzlenecekse sıra olarak House of Cards'tan başlanabilir bence. Peaky Blinders geldiğinde aklıma şey geliyor. Ay bir dakika ismini unuttum şimdi. Ay çıldırırım ismini unutursam. Bir saniye kim de? Shelby, Thomas Shelby. Bu bir... Peaky Blinders'ın çöküşü olmalı. İsmi unuttuğum için. Peaky Blinders. Ah çok özür dilerim, çok özür dilerim. Orada bir kardeşi çünkü. O tını, ne tınısı o? Yabancı tını. Ne tınısı o? Araya verdiği tını. Kelimeleri. Tınıyı verirken. Ne tınısı? British tınısı mı o? Shelby'ye göre birazcık daha farklı tabii de. Kardeşlerinin o tınısı, tını da demeyeceğim çok komik oluyor da, yani daha bir sert. Shelby birazcık daha böyle hoş kalıyor onun yanında. Beyaz atalım, yapacak bir şey yok. Esen hoş geldin, merhaba. Bunu alacağız. Ya dizi konusunda hepimizin bir noktada aç olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok güzel diziler var. Yani çok güzel yapımlar var. Ve insanlar bunu yücelttiklerinde, çokça önerdiklerinde bir tereddütle yaklaşılıyor buna ki bu haklı bir tereddüt bence. Şu an bu yaşta mesela 21 yaşında bir Harry Potter izlemediyse büyük ihtimalle ya Yüzükler Efendisi'ni izlediği için ya da çok fazla popülerleştirildiğini düşündüğü için böyle yapmıştır diye düşünüyorum. Umarım bir ön yargı değildir bu söylediğim ama bu kuytuda köşede kalmış diziler de bence izlenmeli. The OA mesela yine kuytuda köşede kalmış dizilerden bir tanesi. Ama böyle dizi konuşmayı genelde seven kişi miyim? Çok da sayılmaz. Mesela nasıl Ron ve Hermione yan yana geldiğinde yine ben aynı şeyi hissediyorum. Onlarda da bir absürtlük var. Ve ben filmlerde olan o absürtlüğü seviyorum bir yandan. Çünkü gördüğünde onları, onların davranışları birbirine çok uçuk ve durağanlığı kaldırıyor. I guess bro! Esanko! Esanko Sadık'a abonelik hediye ediyor. Sadık 33Q'ya. Esanko teşekkür ederim. Çok sağ ol. Vaza konta abonelik hediye ediyor. Tabii bu abonelikler denk mi geliyor? İsteyerek mi yapıyoruz bilmiyorum ama tam da böyle burada vakit geçiren biz işlere gidiyor. Teşekkür ederim. Hoş geliyorsunuz tekrardan. Merhaba. Selin, biliyor musun? Genelde burada bulunan kişiler birbirlerini gaza getirerek bir şey yapmazlar, spam yapmayız. Bu konuda sanırım biraz vakit geçirerek daha iyi anlayabiliriz bunu. Öyle mi Tuko? Bunu bilmiyordum. Mirş hoş geldin, merhaba. Aman tanrım! Elektrikli Hamsa hoş geldin, merhaba. Bir Beyze mi gitsek acaba? Birazcık da farm yapsak iyi olur. Bayağı bir geride kaldık farm konusunda bu sefer. O farkı atalım biraz. Biliyorum, sadece genel bir bilgilendirmeydi. Hoş geldin tekrardan. Dünya üzerindeki tüm farmlar benim şu saatten sonra. Teşekkürler, teşekkürler. Jericho hoş geldin. Beyaz asalım. Yapacak bir şey yok. Tüm renkler itmiş. TF de yok şuralarda bir yerlerde. Bunu alalım. Bir şey diyeceğim. Bunun için niye döne tutuyorsun? Arka bahçeye mi gitmek istiyorsun? Chatta var söyle bizim arka bahçe. Onun cevabı bende mi? Bende de bir cevap var ama ben veremiyorum o cevabı.
Aa, AFK kalmışlar. Bende de bir cevabı var. Oyun bitti.